Herkese merhabalar. Bu dersimizde birazcık da print ile alakalı işlemlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Print fonksiyonunun içerisindeki parametrelere, argümanlara biraz daha yoğunlaşacağız. Şimdi biz önceki dersimizde görmüş olduğunuz gibi bu tarz bir hata demeyelim de bizim bilgisayarımızın donanımının limitinden kaynaklı bir durum ortaya çıktığını söylemiştik. Bunu ilerleyen zamanlarda zaten yok nasıl yok edildiğini siz göreceksiniz. Şu anda buna kafanızı yormanızı istemiyorum. Sadece böyle şey olduğunda görün diye bunu size sundum. Bunun çıktısını incelediğimizde sonuçların doğru verilmediğini görüyoruz. Bundan kurtulmanın yolu var dediğim gibi bu hesaplamanın sonucunun karşımıza bu şekilde çıkması bilgisayarın donanım limitinden kaynaklanmakta arkadaşlar. Yani bilgisayarın donanımından dolayı karşımıza böyle bir sorun ortaya çıkıyor. Şu aşamada buna takmıyoruz. Bu hesabın %100 doğru olmasını biz finansal işlemlerde vesaire finansal işlemler yaparken bekliyoruz. O yüzden biz şu anda bu kadar yoğunlaşmaya bunu düşünmeye gerek yok. Bunu göz ardı ediyoruz şimdilik. Şimdi gelelim print ile alakalı işlemlere devam etmeye. Ben örneğin şu ana kadar hep ee, ne yaptık arkadaşlar print print fonksiyonunu içerisinde doğrudan sadece bir ifade kullandık. Şimdi iki ifadenin nasıl kullanacağını hep beraber gözlemleyelim. Örneğin ben burada Fatih Kaan açık gözü şöyle Fatih Kaan açık gözü bu şekilde değil de örneğin arasına yani bu iki tane ifadeyi birleştirmek istiyorum. Bunun için ne yapacağım arkadaşlar? Bunun için artı operatörünü kullanacağım. Biz buraya artı yazdığımızda ne olacak? doğrudan Fatih Kağan açık gözü karşımızda göreceğiz. Tabii ki bu artı operatörü birleştirirken bunların arasında boşluk bırakmıyor. E biz bunu ne yapacağız? Kendimiz sağlayabiliriz. Nasıl sağlayabiliriz? Ya bunun başına kendimiz boşluk koyarız. Şöyle ki ya da ne yaparız arkadaşlar? Artı operatörüyle tekrardan şöyle bir tane boşluğu bunun arasında bağlarız. Fatih Kağan, boşluk açık göz çıktısı vereceği için burada yine aralarında Fatih Han ifadesiyle açık göz ifadesinin arasında boşluk olduğunu hep beraber görmüş oluyoruz. Şimdi ben bunu örneğin şöyle bir şey yaptım yapmak istiyorum ben. Fatih, Fatih, Fatih yazdırmak istiyorum konsolda. Bunu nasıl sağlarız arkadaşlar? Bunu da daha kolay bir yönü var Python'da. Siz buraya Fatih deyip çarpı 3 dediğiniz zaman ne yapacak? Bu Fatih'i 3 kere ard arda yazacak. Tabi arasında boşluk koymak istiyorsanız ne yapacaksınız? Şöyle bir tane boşluk koyarsınız. Görmüş olduğunuz gibi şu yukarıdaki ile aynı çıktıyı aşağıda elde etmiş oluyorsunuz. Şimdi gelelim. Biz örneğin bir dosya işlemleri yapacağız. Biliyorsunuz ki dosya işlemlerinde örneğin C'deki bir dosyaya ulaşmak için biz ne yapıyoruz? Burada e, tersleş işareti kullanmak zorundayız. Çünkü C'nin altındaki dosyaları ararken ne yapıyoruz? Örneğin C'nin C, C e, hard disk'inin altındaki user e, users klasörünün altındaki örneğin Fatih Kaan Açıkgöz klasörüne ben ulaşmak istiyorum. Bunun için ne yapmamız gerekiyor tabii ki ters slash koymamız gerekiyor. E, hatırlarsanız bu ters nasıl kurtuluyorduk? Şöyle ters koyarak bir tane daha ters koyarak bu ters bir özel karakter olmadığını Tekrardan başına bu tersleşimi tersleş daha koyarak bunun normal bir karakter olduğunu biz belirtmiş oluyorduk. Böylelikle ne yapacağız? İlerleyen zamanlarda atıyorum dosya işlemlerinde ulaşmak istediğimizde e, bu şekilde Fatih Kana çıkıyoruz. Klasörünün altına ulaşmış oluyoruz. Tabi Python'a dediğim gibi bunu, bunun kolay bir versiyonu daha var. Siz bunun başına şöyle R işaret R e, R e, e, kelimesi, R ifadesini kullanarak yani R karakterini kullanarak siz burada aynı çıktıyı verebilirsiniz. Mesela C users Fatih Kağan açık göz diyorum. Görmüş olduğunuz gibi bizim burada bunun bir e, kaçış karakteri olduğunu bize söylemiyor. Yani şey kaç, kaçış e, özel karakter olduğunu söylemiyor. E, doğrudan bu ifadeyi karşımıza yazdırmayı sağlıyor. Bu R'nin açılımı da raw string diyoruz biz buna. raw string. Yani bu bu R'yi yazdığınız zaman bunun içerisindeki her bir karakteri bir doğrudan normal bir karakter, norm, e, özel bir karakter olarak algılamıyor. Normal bir karakter olarak algılıyor. Şöyle mesela kesme işaretini kullandığı şey şöyle. E, tabii ki çift tırnağı yine kullanamıyorsunuz. Çünkü dediğim gibi şu çift tırnaklar yine özel durumda olduğu için. Yani e, bu çift tırnakların arasındaki ifadeleri bastırmak istediği için print, print fonksiyonu. O yüzden yine burada çift tırnak kullanırken şurada ters tırnak kullanmak zorundasınız arkadaşlar. Aksi halde ne olacak şöyle geleceğim run dediğimde bakın syntax error veriyor. Syntax error kodda yazım hatası yapıyorsunuz demektir. Yani yazım hatanız var demektir. Bu hatayı da şöyle düzeltebiliriz örneğin görmüş olduğunuz gibi. Fakat biz burada şu anda bu bununla ilgilenmiyoruz. Şöyle doğrudan raw string'in ile ilgileniyoruz. Geldim. Görmüş olduğunuz gibi yine aynı çıktıyı elde ettim. Yani raw string demek ee, içerisindeki her karaktere normal karakter gibi davran davran diyorsunuz. E, kaçış karakterinin normal karakter gibi davranılmasını sağlıyorsunuz. Hatta şuraya yazalım. Kaçış karakterinin normal karakter gibi davranması sağlanır diyoruz. Şimdi gelelim e, yine hatırlamak hatırlamak maksatıyla Örneğin ben Khan Akademi yazısını alt alta yazdırmak istiyorsam bu tek ifade içerisinde ne yapıyordum? Şuraya tersleş en koyuyordum. Böylelikle ne oluyordu arkadaşlar? Khan Akademi yazısı alt alta oluyordu. Şimdi ben bunu iki ifadede yazmak istem nasıl yapacağım? Şöyle Khan'ı bağladım. Artı dedim. Tersleş en dedim. Artı dedim. Görmüş olduğunuz gibi iki ifadeyi, iki kelimeyi ayrı ayrı yazarak yine yukarıdaki işlemin aynısını yapmış oldum. Görmüş olduğunuz üzere. Şimdi bu Khan Akademi yazısını ben 3 defa ardarda arda yazdırmak istesem nasıl yazacağım? Şöyle geliyorum. Ne yapıyorduk? 3 çarpı diyorduk. Ben burada çarpıyı buraya koymuştum. Ha buraya koymuşsunuz ya da başa koymuşsunuz. Hiç fark etmez. Geleceksiniz buraya. Kaan Akademi diyeceksiniz. Ve ne olacak? 3 ifadeyi yan yana yazacak. Peki ben bu 3 ifadenin yan yana yazılmasını değil de alt alta yazılmasını istiyorsam ne yapacağım? Tabii ki de akademinin sonuna ters tersleş en koyarak aslında 3 tane şu ifadeden yazıldığı için her Khan Akademi yazılmasının sonunda ne yapıyor? New line'a yani alt satıra geçiyor, yeni satıra geçiyor. Ve böylelikle 3 tane Khan Akademi yazısını biz karşımızda görmüş oluyoruz. Şimdi gelelim printin içerisindeki özel argümanlardan bahsetmeye. Şimdi printin içerisinde imle şurada uzun süre beklediğinde burada görmüş olduğunuz gibi e, print'in aldığı print fonksiyonunun aldığı parametreler diyoruz biz buna argümanlar diyoruz tabi bu fonksiyonlar bölümünde buna daha çok yoğunlaşacağız ama şu an yavaş yavaş bu kavramlara e, bu kavramları duymanızı istiyorum. Şimdi print'in içerisinde alınan argümanlar istenen argümanlar görmüş olduğunuz gibi burada sep yani separator ve end yani bu print'in içerisinde yazıldıktan sonra ne olacağını söylemeniz. Şimdi öncelikle end'den başlayalım. Şimdi biz her seferinde ben burada şöyle Kaan Akademi yazdığımda ne olacak? Doğrudan bizi ne yapıyordu? Şöyle atıyorum bir Kaan Akademi. Şunları şöyle yorum içerisine alayım. Hatta şöyle komple şu ana kadar yaptığımız şeyleri şöyle yorum içerisine alayım. Daha temiz bir sayfa açalım. Şöyle run diyorum. Şuraya mesela Kaan Akademi değil de Fatih Kaan Açık Göz yazayım. Şimdi ne yapıyordu? Bu içerisindeki ifadeyi bastırdıktan sonra hop otomatikman ne yapıyordu? Yeni satır, yeni satıra geçiyordu. Şimdi ben burada eğer bir print fonksiyonundan sonra başka bir print kullandığımda alt satıra geçsin istemiyorsam ne yapacağım arkadaşlar? Bu end parametresiyle end e, argümanıyla bunu boş bırakabilirim. Bu end argümanı default'ta şöyle ters slash end'dir. Yani end son demek biliyorsunuz ki. Yani ben bunu yazdırdıktan sonra sonunda ne yapayım? şeklinde aslında print fonksiyonuna komut yolluyorsunuz. Fatih açık yazdıktan sonra bunun sonunda yeni satıra geç diye komut verirseniz siz ne yapıyor? Hop yeni satıra geçiyor. Fakat yeni satıra geçmek istemezseniz, örneğin tersi de burada sildim. Run print fonksiyonu dediğimde görmüş olduğunuz gibi ne yapıyor? Yeni satıra geçmeden otomatik, otomatikman Fatih açık gözü bastırıyor. Bastırdıktan sonra sonunda hiçbir şey yapmadığınız burada görmüş olduğunuz gibi ve Kan Akademi devamında basıyor gör, görmüş olduğunuz gibi. Tabi siz burada eğer şöyle x x x derseniz ne yapacak? Sonunda x x x koyacak 4 tane x ve devamında bunu basacak. Eğer atıyorum stringin sonunda yine end koyup yani 4 tane x yazıp e, alt satıra geçmesini de sağlayabilirsiniz. Dediğim gibi bu tamamen sizin tercihiniz. Ama biz böyle alt satıra geçmesini istiyorsak ne yapacağız? Burayı boş bırakacağız ya da iki string arasında yani iki karakter dizisi arasında iki, iki ifade arasında bir boşluk olsun istiyorsak, alt satıra geçmesini istiyorsak bir tane boşluk bırakabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi burada o boşluğu sağlıyoruz. Yani end bu karakterler yazıldıktan sonra ne yapacağını belirlediğiniz parametre yani argüman olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şimdi şimdi hemen size şunu bir göstermek istiyorum. Şimdi kontrole basıp klik yaptığınız zaman mouse'la görmüş olduğunuz gibi burada print fonksiyonunun built in yani doğrudan python interpreter'ın içerisinde gelmiş bir fonksiyon olduğunu görüyorsunuz ve bunun kendi aldığı parametreleri var şimdilik şunlarla ilgilenmiyoruz bunların ne olduğunu ilerleyen zamanlarda çok iyi anlayacaksınız biz şu an separator ve end ile ilgileniyoruz burada görmüş olduğunuz gibi end parametresinin default yani varsayılan da aldığı değer tersleş n olduğu için siz burada eğer end parametresini yazmazsanız ne yapıyor? Otomatikman alt satıra geçilmesi sağlanıyor. Yani Python'da buna default'ta varsayılan da tersleş değeri atanmış. Tabii ki siz bu değeri değiştirebiliyorsunuz gördüğünüz üzere. Yani bazı fonksiyonların içerisinde bulunan parametrelerin, argümanların default'taki yani varsayılandaki değerleri görmüş olduğunuz gibi verilmiş durumda. Aynı şekilde separator yani sep parametresinin de default'taki değeri neymiş? Boşlukmuş. Gelin, gelin isterseniz bu separator fonksiyonunun şimdi o şey separator argümanına parametresine odaklanalım. Ben burada Fatih Kan dediğimde gelip buraya e, virgül koyduğumda şöyle separator diyorum ve bu separator'ı şöyle x işareti koyuyorum. Bakalım bunun çıktısı ne olacak? Separator dediğimiz şey neymiş? Şimdi ben burada Separator'a görmüş olduğunuz gibi x işaret x koyduğumda yine bana herhangi bir o x'in değerini vermedi. Yani bu x değerini ben görmedim. Separator arkadaşlar şu işe yarıyor. Siz gelip burada hani daha önceden biz iki kelimeyi nasıl ayırmıştık? Şöyle artı kullanarak değil mi? Artı kullanarak birleştirmiştik. İsterseniz virgül kullanarak da bunu birleştirebiliyorsunuz. Mesela geliyorum buraya ben Kaan virgül akademi yazıyorum. Geliyorum run diyorum. Görmüş olduğunuz gibi bana neyi veriyor? Kaan akademiyi veriyor. Fakat bu virgülün anlamı separate etmesi yani ayırması. Yani diyor ki ben bu iki karakter dizisini, iki kelimeyi, birbirinden iki ifadeyi birbirinden ayırıyorum. Nasıl ayırıyorum? Separator boşlukla ayırıyorum. Şöyle kontrole bastığımız zaman Burada kontrolü basıp klik yaptığımız zaman Separator dediğimiz şey boşluk olduğu için Ne yapıyor bakın Kaan Akademi şurada herhangi bir Boşluk koymamıza rağmen yani Kaan'ın sonunda ya da Akademi'nin başında Burada bize boşlukla ayırdı görmüş olduğunuz gibi işte bu boşluğu sağlayan Argüman parametrede Separator yani ayıraç diyebilirsiniz Buraya defaultta boşluk koyduğu için otomatikman boşlukla ayırıyor Şimdi gelip ben burada X yaparsam ne olacak? iki ifadenin arasına görmüş olduğunuz gibi x koyduğu boşluk boşluk koyarsam ne yapacak? İki ifadenin arasına boşluk x boşluğu yerleştirecek. Yani virgülle ayrılan ifadelerin arasına nasıl ayrılacağını yani bu ayrıcı ne olduğunu belirtmiş oluyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz gibi herhangi bir değişiklik yok. Neden? Çünkü doğrudan siz o iki çift yani çift tırnak içerisinde tek ifade halinde bunu verdiğiniz için burada separator herhangi bir işe yaramadı. Çünkü separator argümanın içerisindeki değer ancak virgülle ayrıldığı zaman o virgülle ayrılan kısma lap diye e, oturmuş oluyor buradaki ifade. E, şu ifadeyi yani şöyle güncelleyelim. Böyle daha fazla şey içerisinde görelim. Şöyle Fatih Kağan virgül açık göz diyelim. Gör, şöyle gelelim bunu da X, x ile ayıralım. Run dedim. Görmüş olduğunuz gibi bu ifadelerin arasına bunları yerleştirmiş olduk. virgülle ayırdığımız için. Tabii ki biz bunları e, çeşitli yerlerde kullanabiliriz. Bu separator e, sep argümanını. Mesela nerede kullanabiliriz? Tarihlerde kullanabiliriz. Örneğin ben burada 10 Kasım 2020 yazdığım zaman ne yapacağım? Normalde o 10 Kasım 2020'nin e, ayırdığımda bana e, default'taki değeri şöyle print'e tekrar giriyorum. Default'taki varsayılandaki değeri neydi? Boşluktu. O yüzden burada şu iki üç yani şu üç ifadenin her bir iki ifade arasına gitti. Boşluk yerleştirdi. E ben tarih olarak bunu kullanmak istediğim için ne yaparım? Diyorum ki kardeşim sen bunu git. Bakın burada çift tırnak kullandık. Hep istersek tek tırnak da kullanabiliriz. Onu da belirteyim. Yani tek tırnak içerisinde de yazabilirsiniz. Şu an öyle yapalım hatta. Diyorum ki sen bunları git. Slash, slash ile ayır görmüş olduğunuz gibi ne yapıyor? Bunları slash ile ayırıyor. Şöyle daha net görebilmeniz için şöyle 2020 yazayım. Görmüş olduğunuz gibi ne yapıyorsunuz? Bunları slash ile ayırmış oluyorsunuz. Mesela isterseniz şu şekilde de ayırabilirsiniz. Mesela atıyorum siz 1 1 2021 yazacaksınız. Şöyle sep dedim. Slash ile ayır dedim. Hatta şöyle 0101 yazmak istiyorsunuz. O zaman ne oluyor size? Hata veriyor. Neden hata veriyor? Çünkü 0 başlangıçta hani baştaki sıfırlar değersiz olduğu için otomatikman bize hata veriyor görmüş olduğunuz gibi. Yani sıfırla baş, başlamaman gerekiyor. E tabii ki siz bunları da sıfır illa ki bir şekilde yazdırmak istiyorsanız nasıl yapacaksınız? Bunları karakter haline getirip yani bir string haline getirip bir karakter bir sayı değil de bir karakter haline getirip bu şekilde e, ufak kaçamaklar yaparak ekrana istediğiniz çıktıyı vermeyi sağlayabiliyorsunuz. Aynı şekilde saatler için de aynısı geçerli. Örneğin siz saat 10-12 demek istiyorsunuz. E, saatleri nasıl ayırıyoruz? Arasına e, iki nokta koyarak bu saati de ne yapmış olduk? Böylece ayırmış olduk. Tabii ki şu virgülü kaldırıyorum. E, şöyle 10-12 10-12 dedik. E, separate, bu End değil, Separator. End olsa sonuna ekleyecekti ki sonuna ekledi zaten Biz ne yapıyoruz? Ee, separator'la iki Değeri ya da iki String'i ya da String artı değeri hiç fark etmez görmüş olduğunuz gibi şurada mesela birisi sayı Birisi Karakter ee, Bunların ayrımlarını ilerleyen zamanlarda daha iyi anlayacaksınız hani karakter nedir String nedir Sayı nedir vesaire bunların da detaylarına ilerleyen zamanlarda değineceğiz Şu anda Print fonksiyonuyla ilgileniyoruz Görmüş olduğunuz gibi saatimizi de Ayırmış olduk Şimdi Şöyle bir ifademiz daha var bizim printte. Geliyorum, diyorum ki ben mesela atıyorum burada Fatih Kaan yazdım. Ben bu Fatih Kaan'ın arasına bunların hepsini mesela şöyle yazdığım zaman ne olacak? Doğrudan bana Fatih Kaanı verecek. Fakat ben bunların hepsini birer boşlukla ayırmak istiyorum. Yani şu her bir karakterin arasında birer boşluk koymak istiyorum. Bunu sağlamak için Python'da çok güzel bir operatör var. Buna yıldız işareti koydunuz zaman bu stringin başına ne yapıyor? Otomatikman bu karakterlerin ayrılmasını sağlıyor. Özellikle bu bizim için, bu bizim e, ne işimize yarıyor? Örneğin siz burada TCDD yazdığınız zaman, TCDD arasına e, nokta koymak istiyorsunuz. Yani şöyle yazmak istiyorsunuz siz bunu. TCDD atıyorum. Böyle yazmak istiyorsunuz. Ya da Türkiye Cumhuriyeti'ni örnek ilk başta. Türkiye Cumhuriyeti'ni şu şekilde yazmak istiyorsunuz. T.C şeklinde. Önce ne yaparsınız arkadaşlar? Önce bunu bir ayırırsınız. Yani şu aradaki iki karakteri bir ayırırsınız. Daha sonra bu ayrı, ayrıldığı kısmın bu ayrıldığı kısmı ee, nasıl ayrıldığını yani şu an boşlukla ayır diyorsunuz ya bunları. Aslında buradaki yıldız ayırma işlemini kullanırken separator argümanın içerisindeki değeri kullanıyor. Default'ta separator'ımız bizim boşluk olduğu için şöyle boşluk olduğu için bunları ayırırken karşımıza nasıl çıktı? Her birisin, her bir karakterin arasında boşluk koyarak çıktı karşımıza geldi. E, tabii siz bunu şöyle güncelleyebiliyorsunuz. Diyorsunuz ki sen bunu boşlukla değil de her bir karakteri ayırırken boşluk kullanma. Ne kullan? Nokta kullan dediğinizde ne oluyor? Otomatikman T.C ibaresini alıyorsunuz. Ya da şöyle TCDD'ye ayıralım. TCDD. Öncelikle yıldız TC'de diyerek ben her karakter arasında separator içerisindeki değerin yerleşmesini istiyorum diyorsunuz. Separator deyip nokta koyduğunuzda her karakterin arasına şu yıldız diyor ki her karakterin arasına nokta koy demek aslında bu. Görmüş olduğunuz gibi. Ya da bunun başka bir örneği TBMM diyebiliriz. Türkiye Büyük Millet Meclisi şöyle sep nokta dediğimde ne yapacak? Her karakteri separator'ın değerini yerleştirecek. Her karakterin arasında separator değerini yerleştirecek, görmüş olduğunuz gibi. Evet, bu derste anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere.